Ya Türkiye'de belanın başı İngilizlerin devleti. Bütün milletçe tavır almamız lazım. Bütün dünyanın tavır alması lazım. İslam alemini mahveden de o. Osmanlı'yı yıkan da o. Yani bir manyak sistem bu. Türkiye'de de ajanları var. Satılmış böyle kahpe ajanları var. Daha hala birçok kişi anlamazdan geliyor. Ya Osmanlı durduk yere niye yıkılsın ya organize edilmeden? Koskoca imparatorluk yıkılır mı ya? Yani ince bir plan olmadan. Yeni yeni devletler nasıl kurulsun plan olmadan? Ya mesela Suudi Arabistan'da devlet kuruluyor. Küveyt'in, Katar'da devlet kuruluyor. Yani bu planlanmadan, birileri bunu planlamadan nasıl kursun? Sınırını planlamadan, kimin idare edeceğini planlamadan olacak iş mi bunlar? İngilizlerin devletini birinci plana almak lazım. Mesela Türkiye şimdi Afrin'de çatışıyor. İngilizlerin devletinin paramiliter güçleri nasıl çatışıyor şu an? Yani FETÖ'cülerin falan planladığı PKK oluşumu var, IŞİD'ciler var. Onlarla çatışıyor. Ya belayı açan onlar. Ya Suriye'yi bölen de onlar. Suriye devletin daha önce kuranlar da onlar bak İngilizlerin dedi. Suriye'yi şu an mahvedenler de onlar. Irak'ı kuran da onlar, Irak'ı yıkan da onlar. Bu belayı bütün Türk gençliğine Milli Eğitim Bakanlığı öğretmesi lazım. İngilizlerin devleti belasının bütün okullarda resmi kitap olarak, bütün Orta Doğu'da, her yerde, yani mazlum ülkelerde her yerde İngilizlerin devletinin fitne yönü özel olarak ayrı bir ders olarak okutulması lazım. Ve bütün ümmetin bu konuda uyarılması gerekiyor. Çok büyük bir bela. Bak onların satılmış kahveleri var. 300 lira için ajanlık yapıyorlar. 300 liraya. Bu kadar ahlaksız, bu kadar haysiyetsiz, namussuzlar. Türkiye'de homoseksüelleri iti kopu toplamışlar. 300 liraya ajanlık yaptırıyorlar. Ya 3 katilyon bile verse insan vatanının aleyhine bir şey yapmaz. Ne yaparsa yapsınlar öyle bir şey kabul etmez. Kardeşim bak bir daha söylüyorum. Bütün Orta Doğu'da, bütün mazlum ülkeler, Amerika dahil, herkes İngilizlerin devletini okullarda öğrencilere ana konu olarak öğretmeleri lazım. En mühim mesele. O zaman bak bütün ne bu savaşlar kalır, ne bu fitne, bu ne bu kargaşa, ne bu acılar. Darwinizm arkasında İngilizlerin devleti var. Homoseksüel lobisinin arkasında İngilizlerin devleti var. Osmanlı'yı yıkan İngilizlerin devletidir. O ülkeleri kuran İngilizlerin devletidir. Ya adam nasıl kursun? Suudi Arabistan'da mesela aşiretler var. Adam ne cesaret gidip orada devlet kursun ya? Nasıl ona nasıl ordu oluştursun? Ne yapsın yani? En ince planına kadar yani adam başa geçirme, ordusunu kurma, devletini kurma, hükümeti hepsine uğraşan, ilgilenen İngilizlerin devletidir. Mesela Küveyt'i, Katar'ı hepsini İngilizlerin devleti oluşturmuştur. Suriye, Irak, Ürdün doğrudan onlar yaptı, oluşturdular. Yani başa getirme işini de biz ne diyorsak onu yapacaksınız diyorlar. Homoseksüelliğin dünya çapında korunup kullanılması. Darwinist lobi. Darwinizm aleyhine kimse konuşamıyor. İradeleri yok. İrade kullanamıyorlar. Direnemiyorlar İngilizlerin devletine. Adam Bey, İngilizlerin Türk milletine ve Müslümanlara verdiği zararlardan birkaç örnek vermek istiyoruz. Birkaç değil, anlat. İstanbul'u Türk şehriyken tarihte sadece İngilizler işgal etti. Yunanistan'ı kışkırtıp silahlandırarak Anadolu'yu işgal ettirdi İngilizler. Sykes-Picot Anlaşması ile Osmanlı topraklarını paylaştı. Osmanlı Devleti'ni borçlandırarak ekonomik sömürge haline getirdi. 100 yıl borç ve faiz ödedik İngilizler yüzünden. Mısır'ı borçlandırarak İngilizler kendi kontrolünü aldı. Süveyş kanalına el koydu. Kudüs'ü Müslümanlardan ele geçirerek işgal etti İngilizler, İngilizlerin devleti. Avrupa'daki Türk düşmanlığının kaynağı 100 yıldır devam eden İngiliz propagandası. Ayrıca PKK'nın kuruluşuna destek oldu ve finanse ederek silahlandırdı İngilizlerin devleti. İngilizlerin devleti PYD saflarında birçok İngiliz asker hala savaşıyor şu an. İngilizlerin devletinin askerleri. Arapları ve Yahudileri ayrı ayrı destekleyerek 100 yıldır devam eden bir savaşı başlattı.
Mısır'daki El Eser Üniversitesi ile radikal terörü Müslüman dünyasına soktu İngilizlerin devleti. Çanakkale'de 250 bin Türk'ü şehit etti. Arap Yarımadası'nı yönetmek için Şii-Sünni çatışmasını meydana getirdi İngilizlerin devleti. Türkiye'de 1960 ve 1971 ihtilallerini organize etti. Ayrıca İngilizlerin devleti İran'da Musaddık'ı deviren 1953 darbesini yaptı. Tony Blair, o dönem İngiltere Başbakanı olan, ABD'nin Irak'ı işgalini sağlayan sahte belgeleri üretti. Musul ve Kerkük'te katliamlar yaparak Türk sınırları içinde kalmasını engelledi İngilizlerin devleti. Osmanlı ile Rusya'yı sürekli savaştırarak güçsüzleştirdi Osmanlı'yı. Osmanlı'nın Rus savaşlarını kaybetmesinde ordusundaki İngiliz komutanlar sebep oldular. Arap dünyasını Osmanlı aleyhine ayaklandırarak Müslümanlar arasında fitne soktu. İngilizlerin devleti Kıbrıs'ı hile ile elimizden aldı. İngilizlerin devleti yine Osmanlı yöneticileri arasındaki adamlarıyla sürekli bir iç çatışma ortamı oluşturarak Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesine neden oldu. Ve birçok radikal terör örgütünü kurdu, İngiltere'de barındırdı ve kullandı El-Kaide, DAEŞ gibi. İngilizlerin devletinin verdiği zararlardan birkaçı. Müslümanlara ve Türkiye'ye. İngilizlerin devleti yok diyenler çok ayıp yapıyorlar ya. Ya insan utanır bunu söylemeye ya. Nasıl utanmıyorsunuz? Osmanlı'yı kim yıktı ya? Cinler mi yıktı? Bu kadar küçük küçük ülkeyi cinler mi oluşturdu? Ya bu kadar kafan çalışmıyor mu? IŞİD niye çıksın ya ortada? Şimdi adam 3 kişi geldi diyor, arkadaşlar hadi biz IŞİD'i kuracağız diyor. Ya kim toplanır etrafında? Kim toplanır ya? Kim dinler yani? Ya PKK'da diyor, selamun arkadaş, aleyküm diyor, hadi bir PKK kuralım. Anında adam öldürürler, öyle bir şey olmaz. Sen iti çakal etrafına toplayacaksın eşkıyayı, örgüt kuracaksın. Ya testereyle doğrularlar adamı yani. Öyle bir şey olmaz. Ya İngiliz derin devletinin desteği olmadan böyle bir şey olması mümkün değil. Bunu eşek olsa anlar. Herkes anlıyor, anlaşılmayacak bir yönü yok bunun. O istihbaratçı Edward Snowden diyor ki, IŞİD'le ilgili konuşuyor. IŞİD bir ajan devletidir. IŞİD'i İngiltere İstihbarat Teşkilatı kurmuştur. Ve bu terör örgütü İngiliz, Amerikan, İsrail istihbaratı ortak çalışmaktır. Ya şimdi tabi burada hikaye anlatıyor. Amerikan ve İsrail istihbaratı diye bir şey yok. Evet. Sadece İngiliz istihbaratı vardır. Amerikan ve İsrail istihbaratının oradan pay verilir, pay. Hazır bilgiyi onlara sunuyorlar. Mesela CIA'ya sunuyor. CIA oradaki bilgiden dolayı istihbarat ediyor. Ama mesela FETÖ bütün dünyada istihbarat topluyor. IŞİD toplar, onu götürür İngiliz istihbaratına verir. O da oradan tevzi eder, dağıtır. Bunların bağımsız bir istihbarat gücü yok. Müslümanların münafıklarından istifade ederek elde ettikleri bir istihbarat gücü var. Münafıklar olmazsa Amerikan istihbaratı diye, efendim CIA istihbaratı diye bir şey olmaz. CIA istihbaratının falan hepsinin bağlı olduğu yer İngiliz istihbaratıdır. Ana yer, ana santral İngiliz istihbaratıdır. Oradan onlara dağıtım yapılır, ihtiyaçları kadar. Mesela CIA'ya onları ilgilendirdiği kadar bilgi gelir. Mossad'a onları ilgilendiren kadar bilgi gelir. Onun dışında bilgi vermezler.